Evet, kolay gelsin. Domino oynuyorlar. Adınız? Mehmet Ali Erbay. Soyadım Erbay. Mehmet Ali Bey, köyün en genci siz misiniz, öyle mi? Öyle demek. Maşallah. Kaç yıldır domino oynuyorsunuz? Ooo, hesabım mı? 40 sene beri oynadım. 40 sene beri. Ay ne 40 ya. Ne 40 ya. 70 seneden beri. He 70 seneden beri oynadım. Nasıl bir oyundur, ben hiç bilmem bu dominoyu. Buyur. Nasıl bir oyun bu domino? Bu her kimin sayı fazla alırsa. O yeniliyor. O sayı az alan yeniliyor. Sayı çok alan. Şu sizin skorlar galiba. He. Bu hangisi sizin? Bu. Yeniyorsunuz yani. Ya daha belli değil. Daha belli değil. Kaç oyun var? Daha çok. Çok mu oyun var? 151 sayı. 151'i buldun mu kazanıyor. 151'e kim işe bulur? Önce 151'i bulursa o kaybediyor. Adamların toplamı 151 olacak. Amcam emekli. Sizin adınız? Hasan Köşk. Hasan Köşk. Hanginiz daha iyi oyuncusunuz Hasan Bey? Oyunu bilmem. Bunlar ilk sayıda yok hadi. Öyle mi? Denk. Bak ben İkiniz yenişebiliyor musunuz? Biriniz yeniyor. Yeniyor tabii, birimiz yeniliyor. Peki bunun püf noktası ne yenmek için? Efendim? Bu oyunda püf noktası ne yenmek için? Bir çay içmek, bir kahve içmek. Çay, ya, taş ya. Hayır yani mesela bir gün taşla mı ilgili? Taşla ilgili. Taşla ilgili. Taş gelirse oyun. Siz kaç yaşındasınız? 83. Siz akransınız. O 85. Ben 85. 2 yaş. Peki çocukluğunuzdan beri arkadaşsınız değil mi? He, oyun. Ben oynamazdım çocukluğumda. Sanatı bu. Oynamazdım. Çocukluğumda oynamazdım ben. Çocukluğunda ne zaman başladınız? Ben de emekli olduktan sonra. Çocukken de arkadaşlık eder miydiniz? Yapardık. Çocukluk arkadaşlığı. 2 yaş varmış aranızda ama. Aramızda. Aynı köy zaten, ikisi aynı köylü. Evet. Şimdi bak, ben karşı köyden geliyorum buraya. Hangi bunlarla köyden? Oyun oynamaya geliyorum. Ova köyünden. Bunlarla oyun oynamaya geliyorum buraya. Zevkli mi oluyor? Efendim? Oyun oynamak zevkli mi oluyor onlarla? Zevkli oluyor. Bunlar şimdi bu arkadaş dediğimiz en yaşlı arkadaş, çok neşeli bir arkadaştı bu. Espri mi yapıyor? Oo, çok espri yapar. Bize yapmadı hiçbir şey. Yenilince? Hemen eve gider. Hasan amcam da yenilince hayvanların yanına gider. Ha, bozuluyorlar. Tabii. Hiç durma. Yenilen kahvede 5 dakika beklemez. Ay çok hoş. Hemen evet. Bozuluyorlar yani. Evet. Peki yenen ne yapıyor bu arada? Çay içiyor. Yenen de hava atıyor mu? Havalı havalı mı içiyor? Birisi eve gitti der. Diğeri de hayvanların başına gitti der. Bir saat. Bir saat sonra gene birleşiyor. Yani sizin domino oynamanız köylüler için de böyle bir eğlence oluyor herhalde değil mi? Herkes keyifle gelip seyrediyor onları. Siz ta Ova köyden geliyorsunuz. Ova köyden buraya. Bak bu yaşlı adamlarla oyun oynama geliyorum ben buraya. Zevk alıyorsunuz. Zevk alıyorum. Bunun çünkü çok sürpriz yapar bu. Böyle bir konuşmaları çok şeydir. Güldürür yani kimseye. Onun için uhuletin davudursun. Hasan Bey böyle biraz daha. O kadar değildi. O kadar değildi. Bu çok köyün neşesi budur. Çok neşesidir bu. Ne güzel, böyle neşeniz bol olsun inşallah. Böyle oyunlarda yenmek de var, yenilmek de var. Bir gün Hasan Bey, bir gün siz, değil mi? Önemli olan birbirinizi kırmadan sağlıkla yaşamak, güzellikle yaşamak, değil mi? Köy muhtarı köyün hanımlarına tüm marifetinizi gösterin. Köyümüzü yemeğiyle, çalışkan köy halkı ile tanıtalım demiş. Hanımlar da birbirinden güzel yemekler yapmışlar. Biz ne yaptık dersiniz? Keşkekten aşureye, yaprak sarmadan otlu böreğe kadar her şeyin tadına baktık. Hem de hoş sohbet köy halkı ile güzel dakikalar geçirdik. İzliyoruz. Beyköy'de hanımlarımız aşureler kaynatmışlar kazanlarda, böyle geldik. Ben de henüz dağılmaya başlamamış olan kazandaki aşureyi size gösteriyorum. Ben de kepçeymiş aslında, kaşık değil de büyük kepçe. Değil mi? Her tarafta. Ben işte bilmiyorum böyle. Teyzeciğim gelin. Birsen Cengiz. Birsen Hanım, pek güzel olmuş. Aşurenin her şeyi var içinde. Neler var? Ceviz var, fıstık, fındık, susam, kestane, börülce, fasulye, nohut, hepsi. Bir de şekeri,
Bir de bulgur işte. Tabii aşurenin özelliği çok çeşitli yiyeceklerden meydana gelmesi değil mi? Ne kadar yaptım, çok olursa o kadar sevaptır değil mi? O kadar sevaptır değil mi? Tabii. Sonra da üstüne bir şeyler serpiyor musun? Hazır. Orada susamla barbat çevirsin, dövülüp durur, fıstığı hazır. Evet. Orada onlar hazır. Tabii yiyken ekilecek üzerine. Bu da keşkek. O da keşkek mi? Ha. Ha, işte bak hazır. Evet, tabii hazır. Yıkarım, dövdük hazır. Bu keşkeği kim yaptı? Onu ben yaptım işte ilk senede. Öyle her mi? Ooo maşallah. Her sene yapıyorsa karıştır. Keşkeği de karıştırayım. Karıştır. Pişmiş şeyi karıştırması kolay. Ne olacak? Ama bunu yapması zor yani. Tabii bunu çok yıkıyorsun. Evet. Bulgurunu 11-12 kere yıkıyorsun. Suyunu kaynatıyorsun. Bulgurunu katıyorsun içine. Etini dövülüyor katıyorsun. Ya. Döve elimizden yapıyoruz onu. Süzgecin arkasını dövüyoruz. O da etini katıyorsun. Buğdayı tabii. Son 1,5 kilo kaymak kattım içine. Karıştır karıştır. Karıştıra karıştıra. Ne kadar karıştınız? Saat 7,5'lu koydum ben buna. Sabah. Sabah saat 1'de oldu. 1'e kadar. Evet. Devamlı karıştırdım. Devamlı karıştırdım dibin tutmasın diye. Herkes karıştırıyor. Herkes biraz geliyor. Evet, evet, herkesin emeği geçiyor. Ben yoruluyorum geçiyor. Zaten tabii. Ya zaten yorucu bir şey bu. Tamam. Evet. Böyle koyayım mı içine kepçesine? Zarar vermez koy. Dursun. Nasıl geçiyor günleriniz? Günlerimiz işte gençlikte pazar, ova. Tabii 20-25 sene çalıştım. Ondan sonra yüksek tansiyon oldum, romatizm oldum. Evler büyük, evde insan yok. Kız okuyor çocuklarından Konya'da. Biraz aşağılarla uğraşıyorum, biraz yukarılarla uğraşıyoruz. Biraz namazla, niyazla uğraşıyoruz işte. Vakit geçiyor. Hanımlar nasılsınız? İyiyiz Allah şükür. İyiyiz Allah şükür. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Adınız? Tayyip olduk. Tayyip olduk sizi gördük de. Adınız? Nevres Durmaz. Nevres Hanım ne değişik isminiz var. Ne demek Nevres? Ne bileyim öyle koymuşlar zamanında. Düşünmediniz ne demek olduğunu öyle mi? Düşünmedik ne demek olduğunu. Bugün güzel aşureler yapılmış, keşkekler yapılmış. Yaptık çok şükür. Yaptık, karıştırdık, yedik. Güzel. Siz de karıştırdınız mı? Karıştırdık, yedik. Oh afiyet olsun. Siz de yediniz mi? Yedik, yedik. Adınız? Allah kabul etsin. He? Adınız? Hacer Vural. Hacer Hanım siz de karıştırdınız. Karıştırdık birazcık. Birazcık karıştırdınız ama tadına da baktınız. Baktık, baktık. Bugün yine bereketli bir gün. Yağmurla geldik böyle. İnşallah. İyi midir? İyi, yağsın değil mi? İyi olmam hiç. Nisan yağmuru. Nisan yağmuru diye adı üstünde. Bizde her gün yağmıyor yağmıyor. Bizim çekim yapacağımız gün yağmur yağıyor. Ne yapalım? O sizin nasip. O sizin nasibiniz. Adım Seher. Siz de karıştırdınız mı? Yok ben karıştırmadım. ben yedim. Bilmiyorum. Sen yedin mi sadece? Ben yedim. Nasıl geçiyor günleriniz burada? Nasıl geçsin evde? Evde işte ben de yeni evliyim daha. Ha, yeni gelin. Yeni gelin. Ne zaman evlen? 5 ay oldu. Yeni gelin olunca? Terziler köyünden gelin geldin. Yakın mı köyün? Yakın sayılı. Nereden buldular seni peki? Düğünde mi? Annem gülüsü o. Siz mi buldunuz? Ben buldum. Ha. Ben buldum, aradım buldum. Öyle mi? Neden? Ne özelliğini beğendiniz? Köyünü beğendik. Köyünü beğendik. Köylü kızı Eyolu. Terziler köyünü mü? Evet. Köyünü beğendik. Aa bak gelini bozuldu beğendim. Şimdi gelini beğenmedim demin. Beğenmemiş hiç geline. Gelini beğenmemiş onu alı gelimin. Gelini beğendim. Bozulmaz, gelin bozulmaz. Gelin bozulmaz. Bozulmam. Önce köyünü beğenmişler. İyi işte. İkisini birden beğenmeleri ya seni beğenip köyü beğenmeseler ne olacaktı? Beğeniyorlar. Terziler köyünün özelliği ne peki? Bizim köyün özelliği işte yemiş oluyor. İnce, zeytin. Niye adı Terziler? Terzi mi var? Yok terzi yok. Terzi bir iki tane ancak. Gidin diyor bizim köyde. Gideyim sizin köye de. Böyle artık gelinlik şeyler de takılıyor değil mi yeni gelinle? Gelin oldu oradan bilinecek. Altınlarda. Ayşe. Ayşe abi siz karıştırdınız mı? Karıştırdık tabii. Şimdi herkes soracak. Neyi karıştırdı? Yardım olsun diye karıştırdık hep beraber yapalım diye. Hep beraber yiyelim diye. Herkesin eli değsin değil mi? Evet eli değsin. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? İşte aynı evde. Yani. Özellikle. Burada hanımlar memnun musunuz hayatınızdan? Memnunuz yani.
Bakkalımız var, bakkal işletiyoruz. Siz de mi işletiyorsunuz? Ben de işletiyorum. Beyimle beraber. Beraberiz bakıyoruz. Anca beraber, kanca beraber. Aynen. Biz de, ben Beyköy'deyim. Buradan. Ali Cengiz ismindeyim. Aşureler yapmışsınız. Aşure yaptık. Başka bir şey. Keşkekler. Evet, onu da yaptık. Baktınız mı tadına? Baktık. Siz de karıştırdınız mı? Hayır, karıştırmadık. Niye? Herkes karıştırıyor. Kadınlar yapıyor bizde. Erkekler bilmez öyle şey. Erkekler yemek yapmaz mı köyde? Hayır, yapmaz. Hanımlar hastalanınca ne yapıyorsunuz? Yani, ben yapmam. Ben yapmam. Öyle mi? Yapay sizin bey yapıyor mu? Yapa benim bey. Sizin? Benimki de yapıyor. Yapıyor. Sizin yapar mı? Ha? Yemek. Yapmaz. Sadece öyle... Yemesini bilir. Ben yok ana, yumurta pişiriyor, o kadar. He, kendi başına çaresine bakar. Siz kendi başınıza çaresine de mi bakamazsınız? Ben yapamıyorum. Elinizden gelmiyor. Bazı insan öyle de. Ben çalışıyorum. Hanım becerikli sizin ama çok. Ben değmiyor yani öyle şey. Değirmiyor. Hanım olmazsa ne yapacaksınız? Bilmiyorum artık. Kızım var. Olmasam sen ne yapacaksın? Değil mi? Evet. Kızım var yani. Onlar bakarlar. İşte onun başka bir şey yap. Bu benim kızım oluyor. Öyle mi? Evet. Kızı da becerikli miymiş bakalım soralım. Anne pek marifetli. Marifetlisiniz. Beraber yaptık zaten. Beraber yaptınız. Nasıl oldu? Güzel oldu herhalde. Tabii çok temiz yani. Temiz yaptık. Adınız? Neval Vural. Evin kızıyım ben de. İşte kendimiz yaptık yani. Kendi elimizden çıktı. Annemle beraber yaptık. Nasıl geçiyor günleriniz? Ben çocuklarım okuyor Konya'da. Onlarla beraberim zaten 2 seneden beri. İyi yani. Memnunuz hayatımızdan. Neresiniz? Köyümüzü seviyoruz diyorsunuz. Ben zaten şehirde yapamam. Ben köyümü çok seviyorum. Konya'da yaşıyorsunuz. Evet. Zaman zaman buraya. Evet. Sever misiniz Aydın'a? Fevkalade. Evimi satsam buraya yerleşeceğim. İnsanları da çok tatlı cana yakın. İklim olarak da çok güzel. Tabiat güzelliği. Zaten tabiatı çok severim. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum. Çok güzel bir köy. İnsanları çok iyi niyetli. Çok cana yakın. Konya'nın en çok nesi meşhur? Hanımlar en çok hangi yemeği pişirirler? Konya'nın bamya çorbası, irmik helvası, etli ekmek, fırın kebabı meşhurdur. Fırın kebabı meşhurdur. Evet sevgili seyirciler, böyle keşkeğin tadına bakıyorum. Hesabınıza yazacağız hanımlar beyler. Gerçekten çok güzel, usulüne uygun. Şimdi bir de bir aşure, bir keşkek diyorum. Tabii bas. İkisi de süper olmuş. Ellerine sağlık. Evet, ilk olarak konuk olduğumuz köy Haydarlı Köyü. Yakından gören dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem, sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
gece dağlar duman olur. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Dağlar dağlar, kurban olam, yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından görem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun. ITV çok güzel bir kanal, sıcakkanlılığıyla olsun, insanlarıyla olsun, müdürleriyle olsun, gelen oradaki çalışanlarıyla olsun, çok güzel bir kanal. Gidecek ve her hafta 100 ağaca kavuşmuş olacağız. Bu bizden sonra gelen yeni nesile bir örnek olur. Bu bir başlangıç olur. Bu beni mutlu eder yani. Ben şahsen ağaç yetiştirmekten de hoşlanan, sevinen bir insanım.